Evet kıymetli izleyenler, İzmir'den dünyaya açılan pencereden herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Malum uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Nisan ayında babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimizin mekanı da cennet olsun. Evet, bugün bizim oba programında çok kıymetli 3 konumla beraberiz. STK'lara Başkan kıymetli Beşir Tuğç, Genç Mardinler Dernek Başkanımız Sayın İsmail Taş, Kat Güç Dernek Başkanımız Birgül Yılmaz Doğan, bugün TR35 ekranlarında bizim canlı yayın konuğumuz, tabii gündemimiz STK'lar, siyaset, dernekler, amaçları soracağız. Öncelikle kıymetli Beşir Tuğç Başkanı'ndan başlamak istiyorum. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Uzun zamandır bir yere gelemiyorduk sizlerle. Evet. Sevgili Öncelikle Murat, Beşir Tuğç kimdir, ondan başlayalım. Sevgili Murat, senin programını takip ediyoruz. Gerçekten gündeme damga vuran çalışmalar yapıyorsun. Bizi burada ağırladığın için de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle Beşir Tunç kimdir? Onu bir tanıyalım sizi yakından. Beşir Tunç, 1971 Mardin doğumluyum. Sivil toplum kuruluşlarında her yerindeyim, mutfağındayım. Her görevi de almışım. Konfederasyon başkanlığından, federasyon, dernek başkanlığından, gençlik kollarından. Sivil toplum kuruluşlarında mutlu bir şekilde devam ediyorum. Evet. Kıymetli Genç Mardinler Dernek Başkanı Sayın İsmail Taş. Öncelikle hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk Murat'cığım, çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada bulunmak gerçekten çok güzel. Öncelikle TR35 ailesine, sizlere böyle kendimizi ifade edebilmek için, bize böyle bir fırsat tanıttığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biz tabii sizlerle uzun zamandır tanışıyoruz. Evet. Çok programlar beraber oluyoruz. Ben sizi yakından tanıyorum. Öncelikle kıymetli İsmail Taş kimdir? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi ayrıca de bugün kendimi ayrı bir güçlü hissediyorum. Sağımda gönüllerin başkanı, STK gönüllerin başkanı Beşir Tunç. Eyvallah. Solumda da Kat Güç Derneği'nin, Kadınlar Derneği'nin. Kadınların gücü. Gücü. Birsen Hanım. Birgül. Birgül Hanım, Birgül Yılmaz Doğan solumda. Gerçekten kendimi bugün ayrı bir güçlü hissediyorum. Yani bizden dolayı değil, bak sizden dolayı maşallah. Siz bizim için ayrı Allah bir değersiniz Murat'cığım zaten. Evet, bir İsmail Taş'ı bir tanıyalım yakından. Evet, İsmail Taş 1979 doğumlu, Mardin doğumlu. 10 yaşından sonra İzmir'e gelmişim. Yaklaşık 35 yıldır İzmir'de ikametgah ediyorum. Yalnız sık sık Mardin'e gidip geliyorum. Senede bir iki defa da olsa gidip geliyorum. Sıla-i rahim yapıyorsunuz. Evet. İki tane kızım var. Bir tane oğlum var. 3 tane çocuk babasıyım. Yıllardır İzmir'de ticaretle uğraşıyorum. Ne güzel. En son olarak da şeydeyim şu an. Eşrepaşa kahve diyarını işletiyorum. Mardin mutfağının yanını. Bizi izleyenlere, herkese selam gönderiyorum. İnşallah, umarım güzel bir program olur. İnşallah. Tabii şimdi Mardin deyince aklına geliyor? Dinlerin ve dillerin şehri geliyor. Kesinlikle. Öncelikle Mardin'de havalar nasıl? Yani şöyle bir Mardin'le İzmir'i kıyasladığımız zaman şöyle bir insanlar olarak bir anlatır mısınız? Yani oradaki sıcak hava nasıl? Çok kısa olarak sonra aslında Mardin, bilgi alma sözü verelim. Aslında Mardin'le İzmir'in arasında mevsimsel olarak da çok değişiklik. Hem havası da hem insanları da sıcak. Nasıl dinlerin şehri ise Mardin gerçekten İzmir'de ona bürünmüş. Onun için Mardin'e gittiğimiz zaman İzmir'i özlüyoruz. İzmir'de olduğumuz zaman Mardin'in özlemini çekiyoruz. Onun için iki şehri de gerçekten dünyaya örnek gösterecek şehirlerdir. Ne yapıyoruz? Hem doğduğumuz yere hem doyduğumuz yere sahip çıkıyoruz değil mi aslında? Kesinlikle. O yüzden size teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli Kat Güç Dernek Başkanımız Sayın Birgül Yılmaz Doğan. Evet. Öncelikle gerçekten bizlere de güç verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli kanaat önderi, duayen isim Beşir Tuğç illa dedi ki ben Kat Güç Dernek Başkanı Birgül Yılmaz Doğan olmazsa yayına çıkmam dedi. O yüzden hem kendisine hem size çok teşekkür ediyorum. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Ben Birgül Yılmaz Doğan. 65 doğumluyum. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Emekliyim. Emekli olduktan sonra biraz siyaset, biraz STK'lar derken birçok yerde görev aldım. İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yaptım. Kader Yöneticiliği yaptım. Ne güzel. STK'larda engelli komisyon olsun, sosyal yardımlaşma olsun başkanlıklar yaptım. Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı Maşallah. Yaptım. Kent Konseyi STK Başkan Yardımcılığı yaptım. En sonunda da zaten kendi derneğimiz Kat Güç'ün kurucu başkanıyım. Ve şu anda da ikinci dönem başkanlığı derneği geri aldım.
Tabii ki ben bunu istemiyordum ama arkadaşlarımın isteği doğrultusunda aldım. İki arkadaşım da gerek Kerime İlge Gezdi'ye gerek Özgür Denizaltı'ya sonsuz teşekkür ederim. Derneğimizi çok güzel yere getirdiler. Sağ olsunlar. İzmir'in en tanınmış derneklerinden birisiyiz biz. Kadın Gücü, Kadın Kültür Dayanışma Yardımseverler Derneği. İçindeki zaten açılım her şeyi anlatıyor. Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz. Çok güçlü kadınlarla çalışıyoruz. Derneğimiz inanılmaz aktif, tüzüğümüz olarak ben bakıyorum bazı derneklere zaten şaşırıyorum, üzülüyorum da aynı zamanda. Bizim derneğimiz tüzüğü olan, derbisi kayıtlı 300 üyesi olan ve ayrıyeten şöyle bir şeyimiz de var bizim. Bir defterimiz derbise kayıtlı, bir defterimizde geliyorlar bize. Biz üye olmak istemiyoruz ama başkanım sizden çalışmaktan, sizden olmaktan büyük zevk alıyoruz. Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. Biz bu dernekte olmak istiyoruz. Tabii ki başımızın üstünde yer var. Hemen ikinci defterimizi açıyoruz. Adresini, telefonunu yazıyoruz. Bütün etkinliklerimiz olsun, toplantılarımız olsun medyadan da izliyorlardır. Arkadaşlarımız falan da zaten Face'ten çok takip ediliyoruz biz. Görüyorlardır bir toplantımız 30, 35, 20, 25 hatta defter tutuyoruz. Bir şey olduğunda da öncelikle bu arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Diğer arkadaşlarımızı çok etkili, içi dolu dolu bir derneğiz. O zaman bu konulara daha sonra gireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenler, şimdi birbirinden kıymetli 3 konuğumuza tekrardan söz vereceğiz. Tabi bizler dediğimiz gibi Gönüllerin Başkanı, STK'ların Başkanı, duayen isim Beşir Tunç'un geçen günlerde güzel bir kahvaltı programında beraberdik. Bakalım oraya gelen vatandaşlarımız hem kendisiyle ilgili hem STK'larla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Kısa bir veterimiz var, ardından tekrar kıymetli konuklarımızla beraber olacağız. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir VTR'miz var demiştik ama VTR'de kısa bir küçük bir problem var. Ondan sonra tekrar beraber olacağız ama kıymetli başkanım şimdi sohbetimize devam edelim. Öncelikle biraz sonra VTR'miz yayına girecek. STK'larla birlikte bir güzel bir kahvaltı programı yaptınız. Öncelikle amacımız neydi? Neden bir araya geldi bu güzel sivil toplum kuruluş örgütleri? Kıymetli başkanından bir dinleyelim. Değerli Muratçığım, biz aslında onu bir istişare toplantısı, bunu yapmışken de bir kahvaltı nezdinde getirelim dedik. O gün sağ olsunlar. Bizim amacımız STK genel merkezi kurmak. Çünkü İzmir'de STK genel merkezi yok. Nasıl hemşeri dernekleri, federasyonlar, konfederasyonlar var. Biz istiyoruz ki tek çatı altında bir genel merkezimiz olsun. Ama bunu yaparken tek bir şirketin olarak yapmak istemedik. İstişareyle sıra sıra. Dedik ki ilk etapta bir 75 kişi sivil toplum kuruluşlarında, federasyon başkanı, dernek başkanlarında, konfederasyon başkanları bir araya geldik. Bunu daha da büyüteceğiz. Evet. Etapta 75 kişi geldik. Sonra 300 kişilik dernek, yine federasyonlar bir araya geleceğiz. Akibinde aramızda menfaat düşünmeyen, birlik beraberliği düşünen, sivil toplum kuruluşunu düşünen insanları bir araya getirip ve o genel merkeze bir komisyon kurarak bir genel merkezimiz, bir binamız olması lazım. Nasıl partilerde ana genel merkez var, bizim STK genel merkezimiz de olması lazım. Çünkü burada çok sivil toplum kuruluşunda insanlarımız var. 6000'den dernekten fazla, 40-50 tane federasyondan fazla federasyonlarımız var. Konfederasyonlarımız var. Evet. Burada ne yapacağız? Gerçekten halkı, insanları düşünen başkanları, siyaseti düşünen başkanlar değil de siyaset için bu işi yapan insanlar da var. Bunları kendi aramızda arındıracağız. Hiç acımasızlık. Biz sivil toplum kuruluşları halk için neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekir. Tabii ki içimizde siyasetçiler de olur. Halkın içinde biz insanlarımızı biz çıkaracağız. Vekillerimizi, belediye başkanlarımızı halkın içinde çıkmalı. Tabii ki bunları yaparken bu halk dediğimizde partilerde koşturan arkadaşlarımız var. Evet. Hemşirelerimiz var. Tabii ki biz bunlara da destek vereceğiz. Biz misal bu tahammül yoklaması partilerde kalktı. Ama biz bu sivil toplum kuruluşu olarak
Bunu tekrar biz kendi aramızda yapacağız. Olmalı. Mutlaka tamir olması lazım diyoruz buradan. Güzel şeyler yapacağız. Halktan da adaylarımız olacak. Partiye hizmet eden insanlarımız var. Onların da hakkını yemin eden ortasını bulmaya çalışacağız. Peki başkanımız, dediğimiz gibi uzun zamandır STK'lar içindesiniz. STK'lara gönüllü bir insansınız ve çok da hizmet verdiğinizi görüyoruz. Öncelikle STK'lar hak ettiği yeri alıyor mu? Değil. Yani onu bir bahsedelim. Onun ya da işte burada bu bir amacınız... Merkezi kurmamızın amacı da o. STK'lar hak ettiği yerde olmalı. Her seçimden dediğin seçime şu an partilerimize yaptığı ikinci plana atıyorlar. Geliyor kendi aranasıymış gibi. A derneğine, B derneğine, federasyona gidiyorlar. Mavi boncuklar dağıtıyorlar. Aynen. Ertesinde ondan sonra herkes kendi işinde gücünde. Burada bir de amacımız burada. Hani parayı veren düdüğü çalar. Olmayacak diyorsunuz. Olmayacak. Bravo. Olmaması lazım. Bugün benim 30 milyonum var. Ben nasıl olsa vekil olurum. Belediye başkanı olurum. Biz bunun önünü kapatmak yani, istiyoruz. Biz hizmetkar, halka hizmet edecek insanları bulmamız lazım. Bunu yaparken de halktan da seçeceğiz. Artı partide çalışan insanlarımız var. Onlar da haklarını. Şimdi 15 senedir adam partide çalışıyor. Ondan sonra halktan birisini getir, hizmet etsin. Hayır. Zaten hizmetimizi o kardeşimiz yapıyor. Bravo. Onun yanında biz de halktan da seçeceğiz bir tane. Ondan sonra partilere bunları diyeceğiz ki biz bunları öneriyoruz. Halk bunları istiyor. Bu işimleri vereceğiz. Tabii ki partide kendince haklı. Çalışabileceği insanlara vermemiz lazım. Yani tamamen dava adamı olsun istiyorsunuz değil mi? Hizmet adamı. Özellikle hizmet adamı. Bize hizmet edecek insanlar lazım. Tabii dediğimiz gibi artık seçim zamanı da yaklaşıyor. Artık bir yıl kadar az bir süre kaldı. Burada STK'lar şimdi konuklara yer vereceğim ama sizde bu STK'lar konusu önemli. Başladığımız için VTR'de de aslında kıymetli konuklarımız da çok güzel sözlerden bahsettiğini söyleyeceğiz ama amaç ne olacak burada? Yani buraya size gelen siyasetçiler için kolay mı? Değil. Evet. Çok değil. Zor olacak. Nasip olarak demin anlattığım gibi kendi insanlarımızı seçeceğiz. Burada yapacağımız hareketler demin konuştuğumuz gibi parayı veren düdüğü çalamayacak. Kendi adımlarımızı seçeceğiz. Bu şekilde amacımız bu. İlk amaç bu. Ama bunu yaparken bu pandemiden dolayı biz çok etkilendik. Halk tabii, olarak çok etkilendik. Dünya etkilendi aslında. Etkilendi. Türkiye dünya etkilendi. Bunlara bir moral. Yerelde hükümette görüştüğümüz insanlar var. Hizmet eden insanlar var. Bugün Abdülbatur başkanımız gerçekten bir hizmet adamı. Sait Baştaş'ımız bir hizmet adamı. Sıkıntılarımızı, şimdi halk bize geliyor, sıkıntıları dernek üzerine. Biz bunları onlara iletiyoruz. Siz bir köprü görevi görüyorsunuz görevi. Aslında. Mesela dün bizim 10 Haziran'da bir gecemiz olacak. Mardin Tanıtım Derneği'nin bir gecesi var. Allah utandırmasın. Buradan selam da gönderirim Beşir Başkan'a. Çok güzel bir organizasyon yapıyor. Sanatçılı, eğlenceli bir program olacak. Bu vesilelerin başkanımıza çıktık, Batur Başkanımıza çıktık. Böyle bir projemiz var, 5000 kişilik. Piknik. Sivil toplum kuruluşları piknikte. Evet, ciddi bir rakam gerçekten. Evet. Sağ olsun projeni getir. Ben elimden ne geliyorsa gerekeni yapacağım. Burada sevgi ve saygılarımı gönderirim değerli başkanımıza. Bunu hiç, yani çok kişi bunu kabul etmez. Ama gerçekten halkın yanında biz de onu seviyoruz. Destekliyoruz. Aynı şekilde Sait Baştaş başkanımız da aynı şekilde. O da sağlık yönünde bir sıkıntımız olduğu zaman gece yarısı olsa çıkıp geliyor. Sağlıkla ilgili çok önemli. Sağlık deyip geçmeyelim. O da bir büyük bir hizmet. Buradan ona da selamlarımı gönderiyorum. Peki bu STK'ların toplanması kahvaltıyla ilgili programdan sonra size geri dönüşümler nasıl oldu? Herkes bir beklenti içerisinde. STK'lar bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü bir kıvılcım atıldı. İki senedir bir şey yapılmıyor. Sahalara inmek istiyorlar. Bu ekonomi sıkıntısı var. Düşünebiliyor musun? Bir piknik yapılıyor. Sazlı, sözlü, müzikli, yemekli, mangallı böyle. İnsanlarımız buna ihtiyacı var. Bunu Sayın Batur sayesinde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah. Evet, kıymetli İsmail Taş Başkan, sözü sana vermek istiyoruz. Biz tabii siz dediğimiz gibi sizi yıllardır tanıyoruz. Bir de tabii sizin daha önce bir siyasi geçmişiniz de var. Şu anda mevcutta da, geçmiş dönemde de Genç Mahalleler Dernek Başkanlığı yapıyorsunuz. Tabii kim yapması lazım? Bir genç yapması lazım. Sizin bir diğer ayrı özelliğiniz de gerçekten STK'larda da farklı bölgelerde insanlar tarafından da çok sevilen bir insansınız. Öncelikle hem Genç Mardinler Dernek Başkanlığınıza gelelim hem de siyasi geçmişinizden de biraz bahsetmek istersek ve bir de kıymetli Beşir Tuğç Başkan'ın sizin mekanınızda güzel bir
STK'ların büyük buluşması oldu. Tabi burada tabi ne vardı aslında? STK'lar kimin için geldi? Kıymetli Beşir Tunç'u sevenler aslında oraya gelmiş oldu. Orada ne çıktı? Bir güç çıktı. Bir karar çıktı. Siyasete yön verecek güzel kararlarında hayırlara vesile getirmesini temenni ediyoruz. Sözü kıymetli İsmail Taş Başkan'a verelim. Çok teşekkür ederim. Sorunuzun sonundan başlamak istiyorum. Buyurun kıymetli başkan. Evet, gerçekten Beşir Tunç'un önceliğinde bu kadar STK'ları bir araya gelmesi gerçekten baktığımda olaya sadece gönüle esas olduğu için insanlar geldiğini onu orada gördüm. Çünkü Beşir Tunç menfaatsız, karşılıksız yaptığı için yaklaşık 75'e yakın STK başkanları, yöneticileri, önemli STK'lar oradaydı ve gönüllü bir şekilde geldikleri için evet, hem sizin huzurunuzda hem izleyicilerimizin huzurunda gerçekten kendisini tebrik ediyorum ve bunların devamı gelmesini istiyoruz. Bundan yola çıkaraktan sevgili kardeşim Murat, şimdi STK'lar evet 2005 senesinde, az önce genç dediniz ama o zaman daha gençtim. Olsun, yine gençsiniz. Evet. Yöneticiliğim başladı. STK'larda yöneticiliğim başladı. Yöneticiliğim başlarken tüzüğünü okuduğumda tüzüğünden çok etkilenerekten STK'lara girmeye karar verdim. Çünkü tüzüğünde şu vardır. Yardımlaşma, dayanışma, kültürel, sosyal dernekleri diye geçtiğinde açılımı. Tabii açılımı bu olunca ve evet, normalde insan hayatında bunun bir kısmını da uygularsa ve toplu bir şekilde, yani bir ekiple beraber yaparsa gerçekten tadından geçilmiyor. Aynen öyle. Onun için ben STK'lara, ben de Beşir Tunç kadar olmasa dahi arkasından gelerekten bir gönüllü olarak başkanın da yaptığı çalışmaları gerçekten izliyorum. Onu da çok gönüllü bir şekilde bu işi yaptığını. Onun için böyle gönüllülerle böyle bir arada bir şeyler yapmak çok daha güzel oluyor. Şimdi STK'larda şunu gördüm. Üç çeşit, yani çeşit derken üç düşünceye sahip. Sahip olan yöneticiler var. Bir, kendi çıkarlarına kullanan. İki, sadece ben A, B derneğindeyim, böbürlenip olanlar var. Bir de gönüllü bir şekilde bu işlere gönül verenler var. Evet, bu çok önemli. Şimdi bizim amacımız şu olmalıdır. Çünkü gerçekten STK gönüllüleri ve gönüllü olanları azdır. Bunları çoğaltmamız gerekiyor. Bunları çoğaltırsak, çünkü şeydir, yani oylamayla kararlar alınıyor. Şimdi çıkarlarını kullanan adam, böbürlenen adam yanına çekebiliyor. Gönüllü olanı az kalıyor. Onun için gönüllüleri çoğaltıp ve az önceki saydığım yardımlaşmayı, dayanışmayı, kültürel, sosyalı esas işini yapmaları lazım. Aynen öyle. Şimdi tabii ki ciddi faaliyetli olan dernekler de var. Yok değil. Hakkını yemeyelim. Gerçekten çalışkan, bir şeyler yapmak isteyen dernekler var. Faal olan. Görüyoruz ve yaptıklarında da biz teşekkür ediyoruz. Gerek sosyal medyada, gerek herhangi bir ortamda, toplantılarda falan biz gereken teşekkürlerini veriyoruz. Mardinler adına söylemem gereken ise Beşir Tunç ve kardeşi Münir Tunç gerçekten ihtiyaçlı olduğu bölgelerde, evet, sürekli kendileri varlar ve gerekeni yapıyorlar. Kendilerine, sizlerin huzurunda, izleyicilerin huzurunda kendilerine gerçekten tebrik ediyorum. Yanlış yaptıklarında da yanlış yaptınız diye ben o zaman da kendilerini en azından bir nasihat olarak, bir uyarı olarak olması yaparım. Olması gereken de bu değil mi? Olması gereken. Dileğim odur ki bütün STK'lar bu tür özveriyi gösterip ve iyi şeyler yapmaları, dileğimiz odur. Şimdi evet, genç Mardinlere gelince,
Şimdi Genç Mardinler Derneği 2009 senesinde arkadaşlarımızla kurduk. Şimdi Muratçığım, yaklaşık son zamanlarda TÜİK'in verilere göre 500'ün üzerinde Mardinli İzmir'de ikametgah ediyor. Varsayalım 100 bin olsun. Şimdi bunun yaklaşık 20 bini bizim 40 yaş üstü, 20 bin en fazla, ama geri kalan nüfus hepsi gençtir. Şimdi Genç Mardin Derneği kurmamızın sebebi, yarınlar gençler, yarınlarımızı bizi sorgulamasın diye gençlere projeler hazırlayıp ve gençlerin dertleriyle dertlenmektir. Onun için biz bu derneği kurduk. 2013 senesinde siyasi hayatım başladı. Hatta aktifliğimizden dolayı bazıları siyaset seni alacak işine dediklerinde, ben siyaset yapmayacağım diye böyle bir karar almıştım. Ama sonra gerçekten arkadaşlar haklı çıktı ve siyasete kendimizi bulduk. Şimdi siyasete başladığımda ben dernek başkanlığını, faaliyetlerimi durdurdum. Sebebi şu: çünkü ben kendi siyasi çıkarlarıma kullanmak istemedim. Hiçbir zaman da kullanmadım. Tarafsız olmak istedim. Yani bizim şahsım olarak bir partide siyaset yapabilirim ama bütün Mardinler adına yapmam doğru olmaz diyerek. Etik olmaz. Bu faaliyetleri durunca maalesef çok böyle dernek gönüllüsü insanlar da çok az kalmış. Çıkmıyor. Çıkmayınca da faaliyetleri durdurduk. Ta ki 2019 senesine kadar siyasete ben ara verince biraz şeye geçtik. Biraz izlemeye geçtik. Dinlenmeye diyelim. STK'lar neler yapıyor, neler ediyor diye bir izleyelim. Eğer ki tekrar ihtiyaç olunduğu bir yerde, ben hiçbir zaman hayatım boyunca ben görev istemedim. Hep görev verildi. Genç Mardinler Derneği kurarken de, başkanı olurken de hep görev verildi. Benim siyasi hayatım başlarında da görev verildi ve öyle görev aldım. Yalnız biz bu izlenim esnasında gerçekten iyi şeyler çok azalmış, yanlış şeyler, eksik şeyler çoğalmaya başladı STK'larda. Bakın arkadaşlar, gerçekten izliyoruz, görüyoruz. Bakın, siyasete bir sene kalmış. Yani evet, tarihinde yapılırsa siyaset seçimlere bir sene kalmış. Bakıyorsun, çok önem verdiğimiz STK'lar, STK başkanları, yöneticileri bu aralar parti genel merkezlerinde gerek görselde gerek gizli. Efendime söyleyeyim, il başkanları ziyaretleri bitmiyor. Arkadaşlar, bakın burada herkese sesleniyorum. Herkes temsil ettiği herhangi hemşehri derneği, herhangi bir dernek, herkes buna dikkat etmelidir. Oralara gitmektense kendi hemşehrilerine giderken de sadece iş adamlarına değil, tabii ki iş adamlarına da gidecek. Temsil ettiği insanlara gidecekler. Onların dertleriyle dertlenecekler. Yani sadece üst tabaka yok. Tabii ki arka sokaktaki insanlara gitmediğin sürece senin temsiliyetin hiçbir geçerliği yok. Hiçbir işe yaramıyor. Gitsinler bakayım o arka sokaktaki hemşerileri neler düşündüklerini. Bravo. Onlar gitsinler, onlara bir baksınlar ne diyorlar onların hakkında. Ve ben de dahil olmak üzere bizim hakkımızda neler söylüyorlar. Bizim temsiliyetimizi, faaliyetimiz olmadığından dolayı artık kabul etmiyorlar. Yani sokağın nabzını bir bilmek kabul lazım. Kabul etmiyorlar. Temsil ettiğin yere sen sahip çıkacaksın. Temsil ettiğin kişilere sahip çıkacaksın. Bravo. Bugün baktığın zaman, evet, ben Mardinli olarak öz eleştirimi yapayım. Ben eğer ki Mardinlerin, sadece Mardin değil tabii, bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımız için biz Mardinli olarak burada İzmir hemşehrisiz olduk artık hepimiz, ama eğer ki Mardinler'den neyse, ben Mardinlerin yoğun olduğu hemşehrilerin ben gitmek zorundayım. Evet. Eğer ki ben Çimentepe'ye gitmesem, eğer ben Kadife Kale'ye gitmesem, eğer ki ben Basmane Çukuru'na gitmesem, eğer ki ben Küçük Yamanlara gitmesem, eğer ki ben Toki'ye çıkmasam, eğer ben Limontepe'ye, Cennet Çeşme'ye, Eski İzmir'e çıkmasam, ben Mardinler temsiliyeti temsil edemem.
Biz bunları yapmamız lazım. Herkesten rica ediyorum. Önce halka gitsinler. Halka bilgi verenmeliyiz. Halka gidersek o hayal ettiğimiz herhangi, evet siyaset. Ya arkadaş, siyaset hayatımızın bir parçası olmuş. Eyvallah, bunu kabul ediyoruz. Hemşerisine, bu topluma faydalı olan siyasetçilerimizi destekleyeceğiz tabii ki. Ve de destekliyoruz da. Ama o dernekler, o STK'lar siyaset için kurulmasın. Siyasetin çıkarlarına kullanılmasın. Evet, bunu hep vurguluyoruz. Birilerine peşkeş çekilmesin. Onun için evet, Genç Mardinler Derneği'ni tekrar kaldığı yerden devam edecek. Genç Mardinler 2009 senesinde kuruldu. 2000 çeşitli faaliyetler yapıldı. Şimdi gündelik faaliyetler var. Kısa vadeli, bir de uzun vadeli faaliyetler var. Evet. Projeler var. Biz örnek verin, bir iki tane sayacağım. Şimdi 2011 senesinde Genç Mardinler Derneği bir gece düzenledi. Mardin tanıtımla ilgili bir gece düzenledi. Hatta ben de oradayım, çekim yapmıştım. Evet. Gerçekten güzel geçti. Ondan sonra çok önemli bir şey, bir gün derneğimizde İngilizce kursu veriyorduk çocuklara. Ne kadar güzel işte. İngilizce kursu verirken o zamanki çocuklarımız sadece Mardin'in çocukları da verilmiyordu. Yeah. O bölgedeki yaşayan, bütün herkese, bütün vatandaşlar, herkes geliyordu. Bakın Muratçım, normalde bir alan öğrenciler büyüdüklerinden sonra o bursla yaklaşık bir sene olarak verildi. Her cumartesi veriliyordu. Bunlar büyüdüğünde hepsi 5 lira. Ne kadar güzel. 5 aldılar. Ne kadar güzel okuyuncu. Ve yürüdüler. Sağ olsunlar, orada büyük bir abimiz bize bir fikir vermişti ve onu uyguladık. Kalıcı projedir bu. Bravo. Ve bunları devam edilmesi lazım. Mardinler Çalışma Platformu yaptık 2012 senesinde. Bütün Mardinlerin kurumları, sadece İzmir'deki değil, bütün kurumlara davetiye gönderiliyor. Mardin'le ilgili olan sorunları ilgili toplayıp getiriyor. O platformlarda tartışılıyor ve gereken mercilere gönderiliyor. Bakın bu Mardin Çalışma Platformu sayesinde Suriye ile Türkiye'nin arasındaki Nusaybin Kızıltepe hattındaki mayınlar temizlendi. Burada platformun sekreteryası Salih Bayar'a teşekkür ederim. Düşün, yapmak istediğinde nelere vesile olabiliyor diye. Orada binlerce insanlar o mayınlardan dolayı canından oldular. Şimdi hepsi oralar orası temizlendi ve ekim yapılıyor orada. Ne kadar güzel. Evet. Onun için biz bu türler kalıcı olan projeleri biz tekrar hayata geçirmemiz lazım. Biz en büyük projemiz Mardinli gençleri bir araya getirip, çünkü artık kuzenler birbirini tanımıyor. Evet, hele büyük şehirde. Burada yüz binlerce gençler var. İş hayatından dolayı. Bir bakıyorsun kavga, dövüş oluyor. Bir bakıyorsun kuzenler çıkıyor. Akrabaş ama birbirini gibi tanıyor. En büyük projemiz oldu ve en önemlisi, bizim uyuşturucuyla mücadele sonuna kadar devam edecek. Biz bununla ilgili biz programlarımız oluşturacağız. Sadece emniyetle yetmiyor. Sadece aileyle de yetmiyor. Sadece eğitimle de yetmiyor. Sadece ekonomikle yetmiyor. Bunları bu saydıklarım tek kişilerle yetmiyor. Bunları hepsini birleştirip ve ne yapılabilir bununla ilgili mücadele içerisine yani gireceğiz. Yani kötü alışkanlıklardan uzak edeceğiz. Kesinlikle. Açılımı onu söylersek. Kötü alışkanlıklarımızdan uzak kalıp biz gençlerimizi nasıl topluma kazandırırız? Onun en önemlisi, ikinci bizim kırmızı çizgimiz budur. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Eskiden az vardı. Şimdi maşallah her evde bir üniversite mezunu var. Ne kadar güzel işte. Bu çok gurur verici bir şey. Ama güzel olmayan yanı nedir Muratçı? Evet. Güzel olmayan yanı, tıbbı kazanmış, efendime söyleyeyim, çok önemli bir şey kazanmış, bölüm kazanmış ama ekonomi sıkıntıdan dolayı o bölümünü değiştiren öğrencilere tanık olduk. Bunlar acı. Ve biz bunlara nasıl bir merhem oluruz? Nasıl bir merhem oluruz? Bursunu sağlarız. Nasıl gittiği yerde sahip çıkarız diye biz bunları programımıza almışız. Ne kadar güzel. İşe alma ile ilgili en büyük sıkıntımız aslında işte. Gençler işsiz, güçsüz kalmış.
işsiz olunca, şimdi her şeyi de belediyelerden, devleti beklemektense biraz kendimizi de kendimiz taşın altına şey diyorsun değil mi? Önce iyi kendimizi sonuçlarımızı başlarına bakacağız. Arkadaşlarla biz bunu oturup ne yapabiliriz diye şey yaptığımızda şöyle bir şey çıktı ortaya. Dedi ki arkadaşlar, biz bir tane eleman almayla projesini hayata geçireceğiz. O da nasıl olacak? Örnek veriyorum, ben esnafım. Beşir Başkanım esnaf. Gideceğiz efendim, sana bir tane eleman veriyoruz, sen vereceğim 10 tane elemanın var, bunu da işlerinden idare et diye böyle bir proje hayata koyacağız. Kaç tane yerleştirebilirsin? Kimisi bu projemizden güzel görüp belki 10 tane derler. Ne kadar yapabilirsek bu anlamda ona da, yani sadece belediyelerin kapısına gidip bizim böyle böyle bir sıkıntımız var deyip de olmuyor, çözüm olmuyor. Kendimiz bu sorunları çözmemiz lazım ve fedakarlık olmamız lazım. Evet, gençleri sporla, ancak sporla onlara ulaşabilirsin ve topluma kazandırmayla ilgili. Spor tabii insanı her şeyden uzaklaştırıyor. Tabii gerçekten ki. Çok güzel. Tabii ki. Hem kaynaştırıyor. Sporun bütün dallarında gençlerimizi destek verip ve gereken kurumların arasındaki köprü vazifesini göreceğiz. Kesinlikle. Ama hayalimizdeki İzmir Genç Mardinler Derneği futbol takımını kuracağız Allah'ın izniyle. Hedef bunun, bu. Hedefimiz bu. Bu uzak çünkü, mı yakın mı? Çünkü yıllardır bizim gençlerimiz tabii başka takımlarda oynadı. Şimdi kendi takımlarda oynadığı zaman başka hemşeriler de bizim takımımızda oynar mı? Daha güzel olur. Bizim hedefimizde o da var. Evet, öbürleri dediğim gibi az önce işte her normalde yapılan piknik düzenlemeleri yapılabilir. Mevsimsel anlamda yapılacak faaliyetler var. Onları yapacağız Allah'ın izniyle. Mardin'i görmeyen, burada doğup da Mardin'i görmeyen gençlerimiz çok insan var. Sadece o gençleri değil, onların sokak arkadaşı da, onların iş arkadaşını da illa Mardin olması gerekmiyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ve bu gençlerimizi gidip kendi doğduğu toprağı da Mardin'in de görsün ve gelsin burada anlasın. Ve oradakileri de buraya getirme gibi bir projemiz var. Çok güzel. Çünkü yerinde gördüğünde esas gerçeği görmüş oluyorlar. Şunu diyebilir miyiz? Nokta evet. Koyalım mı? Devam edin yine kıymetli tabii. Başkan. Şimdi bir, her bölge için geçerli kıymetli başkanlarım. Evet. İnsanlarımız ne yapıyor? Mardin'i tanımıyor. Memleketi Mardin veya Konya veya bir yerli. Orayı tanımadığı zaman nasıl kendisi o memleketliyim diye anlatacak ve kesinlikle. Hangi kültür alacak? O yüzden bunlar önemli. Kesinlikle. Evet. Kültürümüzü yaşatmak için insanlar veya da şehirler veya da ülkeler, güçlü ülkeler kültürüyle güçlü olmuşlardır. Kültürünü yaşamasan, örf adetlerinden uzaklaşırsan güçlü olma şansın yoktur diye düşünüyorum. Biz bunu evet çeşitli folklor ekipleri falan Allah'ın izniyle gençler arasında bunu kuracağız. İmkanlar dahilinde dil kursları vereceğiz. Az önceki anlattığım İngilizce kursundan ziyade inşallah eğer ki bunu hayata geçirebilirsek Mardinler bir mozaiktir. Dillerin şehri diyoruz. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice artı İngilizce ki öğretmenlerimiz var. Bunlarla ilgili ders verebilecek cesaretli öğretmenlerimiz de var. Biz bunu başarabilirsek, çünkü ben örnek vereyim, ben Kürtçe biliyorum ama Arapça bilmiyorum. Arapça öğrenmek istiyorum. Süryanice de öğrenmek istiyorum. Türkçe bilmeyen Türkçe de öğrenmek istiyor. Biz bununla ilgili de bir projemiz var. Bu da hayata geçirirse çok güzel olacak. Ve onu yapmaya çalışacağız. Şimdi biz Genç Mardinler şöyle programımıza koyduğumuz ayrıca önemli bir şey var. Kurumlar arasında mesela hastanede, özel hastaneler özellikle, hastanede alışveriş merkezleri, yani o semtteki alışveriş merkezi. Örnek veriyorum, burada reklama gibi olmasın ama Baştaş'a gidecek. Veyahut da Baştaş kabul etmezse başka bir, ondan sonra şeyle otobüs firmaları, şehirler arası çalışanlar, düğün salonlarına gideceğiz. Biz onlarla protokol yapacağız. Normal fiyatın, normal satış yapmış olduğum fiyatın altında Genç Mardinler'in kartını getiren ona bir indirim sağlanacak. Biz bunu da hayata geçireceğiz. İnşallah. Çok zor değil çünkü bunlar. Yeter ki İnşallah. Niyet iyi olsun. Biz evet sadece Genç Mardinler de yetmiyor. Genç Mardinler İzmir'deki yaşayan dernekler arasındaki
Beşir Tunç gibi biz onların izinden ama gençler bazında onlar bizim abilerimizdir. Onlar üst düzey abilerimizden. Sonra gençler bu koordineyi sağlamak zorundadır ve sağlayacağız. Bütün İzmir'de yaşayan hemşehrilerimiz ve bu gençler bu STK'larda görev alacak. Yakın bir zamanda Genç Mardinler Kongresi'ni yapacak. Aralarında birkaç tane tecrübeli abileri olacak. Geri kalanı hepsi gerçekten gençler olacak. Ve STK'ların önemini anlatacağız onlara. İnşallah. Biz bunlarla mücadele vereceğiz. İnşallah. Ben biraz fazla konuştum. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Türkçe, çünkü programımızda yavaş yavaş son 10 dakikasına doğru girmiş bulunuyoruz da. Evet kıymetli başkanım, gerçekten İsmail Taş Başkan öyle projeler var ki süreye sığmaz tabii ki bunlar. Evet, evet. Önemli açıklamalarda bulundu aslında gençlik içinde, toplum içinde, STK'ların önemiyle ilgili de. Evet. Evet size gelelim. Yakın bir zamanda kongre yaptınız. Evet. Kadın Kat Güç Derneği olarak öncelikle misyonunuz, hedefiniz, amacınız nedir? Kadın gücü çok önemli diyoruz. Kadınların Türkiye'mizdeki önemi çok önemli diyoruz. Şunu unutmamamız lazım. Her evladı, herkesi, yani hepimizi bir ananın doğurduğunu da lütfen unutmayalım. O yüzden kadınlarımız çok değerli. Amacınız, misyonunuz ve hedeflerinizi kıymetli Kat Güç Derneği Başkanı Bilgin Yılmaz Doğan'dan dinleyelim. Kat Güç çok güçlü bir dernektir. Anne bir kılavuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kadın bir kılavuzdur. Kat Güç Derneği'nin kadınlara bugüne kadar olan birçok yararı vardır. Biz daha önceden de çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber kurulduğumuzdan beri başkanların söylediklerini biz icraata geçirdik. Belediyelerle iş kurulan protokol imzalayarak iş imkanı sağladık, istihdam sağladık kadınlarımıza. Bize gelen mektuplara olmak üzere cezaevleri olmak üzere bize mektuplar geldi kadınlarımızdan. O kadınlarımıza avukat olsun, yardım olsun, çocuk kurumlarına yardım olsun, bunları götürdük. Doğudan batıya bize gelen bütün ihtiyaçları, yardımları hepsini karşıladık. Derneğimizde kadınlarımıza eğitimler verdik. Bunlardan en güzeli de zaten KEYP kursu. İki tane KEYP kursumuz oldu. Burada kadın kendinin içindeki cevheri çıkararak işte bende de bu cevher varmış diyerek topluma kazandırdık. Toplumun birçok yerinde iş sahibi oldu. Birçok yerinde bu kurs sayesinde kendi benliğini buldu. Bu kurslarımız devam etmekte. Ayrıyeten derneğimizin içinde ARGE kuruyoruz. Projelerimiz olacak kadınlara yönelik. Bunun yanında kadınlarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Kadınlarımızın sosyal aktivitelerine çok önem veriyoruz. Kadın deyince bütün zaten başta da söylediğimiz gibi kültür Kat Güç deyince bunun başta bütün hepsini alıyor içine. Ama tabii ki çok büyük projelerimiz var. Bu projelerimizi yavaş yavaş icraata geçireceğiz. Daha derneğe alalı yeni oldu. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Daha yeni derbise falan geçiyoruz. Bundan sonraki önce emekleme dönemi sonra evet, yürüme sonra, inşallah. Yok zaten biz emekleme dönemini yürüme dönemini açtık artık. Ama yeni yönetimde inşallah. Yeni yönetimde evet. Yeni yönetimimizde akademisyenlerimiz, hukukçularımız, eğitimlerimiz, iş kadınlarımız, emekliden sağlıktan tutun iş kadınlarımıza kadar var. Genç bir yelpaze. Genç bir yelpaze. Kat gücün genç kat gücü oluşturuyoruz. Gençlik kollarını oluşturuyoruz. Şubelerimizi açıyoruz. Temsilciliklerimizi açıyoruz. Şu anda 4. 5. temsilciliğimiz hazırlandı. Biz Türkiye geneline mal olmuş bir dernekken İzmir'e mal olmuş bir dernekken ilçelerden sonra illere. Evet illerden de bize talep geliyor. Fakat bu talebi daha henüz oluşturamamak istemiyoruz. İyice oturalım. İyice yolunda haritamızı çizelim. Ondan sonra başlayacağız. Biz şunu söylüyoruz. Toplum yararına, kadına, çocuğa, yaşlıya, gence, düşkün olan her kimseye el uzatan derneklerle, STK'larla sonuna kadar çalışmaya varız. Ne kadar güzel. Bunun yanında tıpkı Beşir Başkanımın ve değerli kardeşim Münir Bey'in yaptığı işler gerçekten ben takdire tanıdığım şayan. Zaman takdire şayan. Çünkü çok güzel projelere imza atmışlar. Çok güzel şeyler yapmışlar. Biz bunu dernek olarak yönetim olarak inceledik. Evet gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Tekrar söylüyorum. Kat Güç Derneği gerçekten toplum yararına, kadın yararına, engelli yararına, halka, Atatürk ilkeleri içinde yaptıkları her şeyde
kat güç derneği, STK'ların, federasyonların, konfederasyonların hepsinin yanında. Ve inşallah ileride de bir gün gene burada bunu yaparız. Kadın federasyonlaşması, kadın birliği kurularak yine buraya geliriz diye umut ediyorum. Umut etmiyorum, aslında hedeflerimiz var. Değil mi? Evet. Evet. Sohbetimize kısa bir ara verelim. Sonlara geliriz ama kısa bir VTR'miz var kıymetli izleyenlerimiz. VTR'den sonra da kapanış konuşmasıyla tekrar sizlerle beraber olacağız. Sivil toplum kuruluşlarının bir arada olması, birlikte hareket etmesi çok önemli, çok değerli. Çünkü yaklaşan yerel seçimler, genel seçimler öncesinde sivil toplum kuruluşları öne çıkacaktır. Neden? Çünkü artık ön seçimler yok. Artık siyasi parti liderleri, seçiciler anketler yaparak sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara sorarak adaylarını belirleyecekler. Beşir Tunç kardeşimiz biliyorsunuz bizim İzmir Konfederasyonu içinde olan bir arkadaşımızdı. Arkadaşımız çok önemli işler yapmaya çalışıyor. Yapar da ancak tabii iyi bir kadro, arkadaşları, iyi bir ekip arkadaşıyla olacaktır. Ama şu bir gerçek ki İzmir'de sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çok önemli katkılar koyan bir arkadaşımız. Ümit ediyoruz sivil toplum, İzmir'de sivil toplum adına yeni bir başlangıca bir yol alırız diye düşünüyorum. Bir gazeteci olarak sivil kuruluşların, sadakaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi başkanı tanıyorum yakınen, çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız. Bu tür çalışmalarında çok emeği geçti. Beşir Tunca ve Konyalıları sevip sayan her camiye teşekkür ediyoruz. Bizleri sevip sayıyorlar, böyle ortamlara da toplantılarda bizleri davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Beşir Tunç Başkanıma ve şu anda burada bulunan duayen başkanlarıma geldikleri için, katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ben de yaklaşık 11 yıldır STK'ların içerisindeyim. Yaklaşık İzmir'de 600'ün üzerinde STK'nın mali müşavirliğini yapıyorum. Değerli büyüklerimle bu ortamda bulunmak onur verici. Beşir Tunç'un katkılarıyla hepimizi topladı. Çok güzel bir yemekti, çok güzel bir organizasyondu. Herkes çok güzel temellerinde bulundu ama sonuç alacak mıyız? Benim esas problemim bu. Kahvaltıya davet eden Beşir Tunç Başkanlara teşekkür ediyorum. Konuşulan bu birlik beraberliğin biz de yanındayız. İşin içinde birlik, beraberlik ve dayanışma varsa biz her zaman Diyarbakır Derneği olarak yanındayız. Çok güzel bir birliktelik vardı burada. Bütün STK'lar aşağı yukarı buradaydı. Önemli olan zaten dayanışma içerisinde olmak ve STK'lar bunu gerçekleştirdi. Bugün Beşir Tunç'un önceliğinde gerçekten bugün buraya bir araya gelindiyse bil ki iyi niyetinden dolayı bu insanlar buraya gelmiştir. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Bizi ağırlayanlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu bir arkadaşların dediği gibi, başkanım dediği gibi bu ön hazırlık. İnşallah daha bilimsel çalışmalarla bu sivil inisiyatifin partilere de yönlendireceğine inanıyorum. Sağ olun. Fuat Hızarcı Bucak Kars Adana Dernek Başkanı. Bu toplantı çok yararlı bir toplantı oldu. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Ne olan bundan sonra bunun devamını getirmek. Birlikte beraber çok güzel fikirler çıkaracaklarına inanıyorum. Yani bir yanımda siyasetçi ama birçok siyasetçinin de buraya kulak vereceğine inanıyorum. Şimdi güzel bir toplantı oldu. Tabii ki bu toplantının devamı önemlidir. Nasıl önemlidir? Birlik, beraberlik ve bir yumruğu bir yere vurmaktır. Güzel, keyifli bir toplantıydı. Çok güzel düşünülmüş. Bu kadar sivil toplum örgütlerinin başkanlarının ve liderlerinin burada olması gerçekten o birlik ve beraberliğin bir arada olduğunu göstergesi olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki benim bugünkü toplantı çok güzeldi. Ben Beşir Başkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Değerli dostum, bugün bu toplantıyı düzenleyen Beşir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi de davet ettiler, sağ olsunlar. STK'lar toplumsal anlamda çok önem arz ediyor. Partiler üstü bir anlayışın aslında hakim olduğu bir alan. Siyasi partilerin bir araya getiremediği insanları toplumun siyasi STK'lar bir araya getirebilir. Sivil toplum örgütleri bir araya getirebilir. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin üstüne düşen vazifeyi tamamıyla yerine getirdiklerinde toplumsal anlamda çok anlam ifade edecek katkılar sunacağını düşünüyorum. Buluşma, bugünkü kahvaltı, bugünkü bir araya gelmek sivil toplum kuruluşu adına çok güzel bir organizasyon. Bununla ilgili Beşir Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Kalmış bir parçayı tamamladık bugün, doğru.
Siyasiler STK'ları gerçekten de belki öyle görmüyor ama biz onları o şekilde gösteriyoruz. STK'lar siyaset zamanlarında hatırlanıyor. Bu da yanlış bir şey. Bu düşünceyi kırmamız gerekiyor. Bugün toplantının amacı da buydu. STK'lara dikkat çekilmesi lazım. Başkanlar buna ön ayak olması gerekiyor. Yöneticiler buna ön ayak olması lazım ki delegeler de onlara uysunlar. Murat, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli başkanlara, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine. Hepsi beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Amacımız bir kıvılcım çakmaktı. Sivil toplum kuruluşları bir araya getirmekti. Epeydir bir araya gelemiyorduk. Bundan sonra bunun arkası da geleceğinin sözünü verdik burada. Birlik beraberlikten bahsedildi, konuşuldu. Bugün bir yerden başladık. Burada herkesten sözünü de aldık. Bundan sonra sivil toplum kuruluşları var. Evet, güzel bir tez izledik kıymetli izleyenlerimiz. Programın sonuna geldik. Kıymetli Beşir Başkanı tebrik ederim. Son cümlemizi alalım, 2-3 cümleyle kapanış yapalım sizlerle. Değerli Murat'cığım, biliyorsunuz STK'lar gençlerden, kadınlarımızdan, mutlaka olmazsa olmazsa onlarından iki değerli başkana da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buradan selam gönderdiğimiz başkanlar var. Özellikle Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze yapmış oldukları çalışmalardan dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamlar diyeceğim, Mehmet Sadık Tunç gittikten sonra biz kaymakam göremedik. Halka inen bir kaymakam görmedik. Halkı destekleyen bir kaymakam görmedik. İnşallah tekrar o İzmir'e gelir. İnşallah siyaseti tekrar düşünür. Halk olarak çok destekleniyor. Bizim sivil toplum kuruluşlarından sorumlu bizim Şakir Başak. Bizim için bir şans. Şu an yeni bir görev aldı. Buradan da ona teşekkür ediyoruz. Biz daha önce biz onunla beraber çalışmıştık. Münir kardeşime halka indiği için, bir çalışmalar yaptığı için ona da teşekkür ediyoruz. Gerçekten gecelerini gündüzleri halk için adayan bir kardeşimiz. Kardeşim yani. Öyle söylüyorum. Bizim Şakir Irmak. O da tam bir hizmetkar nüfus müdürlüğünde. Yani burada kim hizmet ediyorsa buradan unutmuşsam herkese buradan çok çok teşekkür ederim. Renk verdiniz. Çok teşekkür ederim yayınımıza geldiğiniz için. Buradan selamımızı gönderelim çok kısa bir cümleyle. Tabii ki. Ben de sürümüz doldu çünkü. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Özellikle her kararımı çeken yeğenime Tahir Karatay'a buradan selam yolluyorum. Eyvallah. Ayrıca de faydalı olan hemşehrilerimizi tabii ki burada saymak bizim görevimizdir. Hepsi bizim için değerlidir. Ama gerçekten her başımız ağrıdığında yapabildiğini bize dönüp ve yapabildiğini yapan Sait Baştaş'a burada özellikle Mehmet Şakir Irmak orada nüfus şefinden dolayı gerçekten çok katkıları oluyor. Onlara ayrı bir teşekkür ederim. Evet 10 Haziran'da Mardinler Tanıtım Derneği Başkanı Beşir Tun çok güzel bir birliktelik oluşturuyor. Güzel bir gece yapıyor. Ve biletler de tükendi. Ama en azından sosyal medyadan, TV'lerden, programlardan izlemelerini tavsiye ediyorum. O gün çok güzel de renkler orada olacak. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Son cümlesi. Çok kısa. Ben de buradan bir kadın derneği olarak, kadın derneğine bizim özellikle Kat Güce çok destek veren Karabağlar Başkanı Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu'na, Bayraklı Kurucu Başkanı Başkanımıza, ayrıyeten bütün bize Kat Güç Kadın Derneklerine destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve kadın derneklerine lütfen belediye başkanlarımızdan destek bekliyorum. Özellikle de tekrar söylediğim gibi Bayraklı Kurucu Başkanı Hasan Karabağ, Muhittin Selvi Top'a, Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'a teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Uğur şimdi iyi yayınlar dilememiş, selamlar demiş Fırsat Eğirmen City. Şemiz Altın Allah birimizi beraberimiz daim etsin demiş. Dürüst topluma faydalı olan bütün mahallelere selam olsun. Tahir Karata iyi akşamlar, yayınlar demiş. Bilal Sincar, iki güzel başkan Allah yolunda rızık etsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Süremiz dolduğu için başkanım son cümlemizi alalım bitirelim lütfen. Buradan selam vermeden geçemeyeceğimiz vakıf başkanımız, federasyon başkanımız Ahmet Tunç'tan, Rasim Kahraman'dan gerçekten Mardinler için büyük emekleri var. Onları destekliyoruz, onların yanındayız.
Bunu teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenler, biraz süreyi açtık ama hakkınızı helal edin. Bizler de çok kıymetli 3 başkanımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya sevgili izleyenler, bizim OBA programında Karabağlı'nın çalışkan belediye başkanı Sayın Muhittin Selvi Topu bizim OBA programında haftaya çarşamba 20.00'da konuğumuz olacak. İzlemeniz dileğiyle ben kıymetli başkanlara bizim OBA'ya renk verdikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya kıymetli başkanla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.